Bu dersimizde meslek resim dersinin konularından olan yapım resimlerinin ikinci dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde yapım resimleri üzerinde tolerans ve yüze işleme işaretlerinin gösterilmesini, yapım resimlerindeki yazı alanlarını, anketleri, anketlerdeki çizim kurallarını, anket çeşitlerini, tek parça anketinin ölçü ve özelliklerini, tolerans anketi ve özelliklerini ve geliştirilmiş antet konularını anlatacağız. Toleranslar ve yüze işleme işaretleri. İlk olarak boyut, şekil ve konum toleranslarından bahsedelim. Alıştırma ve toleranslar konusunu ayrıntılı olarak daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Şimdi genel bir tekrar yapacağız. Makine parçası imal edilirken parça ölçü ve şekilleri tam olarak üretilemeyeceğinden boyut ölçülerine boyut toleransı ve geometrik şekillere de şekil ve konum toleransı verilmektedir. Bu toleranslar verilirken şu kurallara dikkat edilmelidir. Montajda birbiri ile alıştırmalı çalışan parçalar için mutlaka boyut toleransları belirtilmelidir. Parça tam ölçülerinde ve istenen şeklinde imal edilemeyeceğinden genel tolerans değeri TS 1980'e 1, EN 22768'e 1'e göre belirtilmelidir. Tolerans verme kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Çizmiş olduğumuz resim üzerine veremeyeceğimiz bazı bilgiler antetler üzerinde gösterilir. Toleranslar belirlenirken parçanın hangi imalat yöntemleriyle ve hangi tezgahlarda yapılacağı dikkate alınmalıdır. Üretim şartlarına ve imkanlarına uygun verilmeyen toleranslar hatalı üretime yol açacaktır. Yüzey işleme işaretleri. İmalat resmi üzerinde parça yüzeylerinin işlenme kalitesini gösteren şekillere yüzey işleme işaretleri denilmektedir. Yukarıdaki şekilde yüzey işleme işaretleri verilmiş ve ölçülendirilmiş bir iş parçası yapım resmi görülmektedir. Yüzey işleme işaretleri verilirken bazı kurallara uymak gerekmektedir. Parçalar farklı üretim yolları ile imal edildiklerinden parçayı oluşturan tüm yüzeylerin nasıl meydana getirildiği yüzey işleme işaretleri ile belirtilir. Tüm yüzeylere bu işaretler verilirse resim karışacaktır. Aynı yüzey kalitesine sahip en fazla olan yüzeyin yüzey işleme işareti genel gösterimde gösterilir. Parça üzerinde gösterilen işaretler genel gösterimde şekildeki gibi parantez içinde gösterilmektedir. Parantez içindeki görülen işaret kısaltılmış bir işarettir. Yüzey işleme işaretleri verilirken Türk standartları 2040'taki kurallara uymak gerekmektedir. Şimdi de resimler üzerinde yüzey işleme işaretleri gösterilirken uymamız gereken kurallardan bazılarını hatırlayalım. İlk olarak A şeklini inceleyelim. En az sayıda kullanılacak işaretler ilgili yüzeylere yazılarak parantez içinde gösterilmiştir. Parantezin sol yanına ise resimde gösterilen yüzeyler dışında kalan diğer yüzeylerin pürüzlük değerleri yazılmaktadır. B şeklini inceleyelim. B şeklinde parantez içerisinde bir esas sembol görülmektedir. Onun dışında iki parça aynıdır. Buraya niçin esas sembol konulmuştur? Burada bir kural sadeleştirilmesine gidilmiştir. Bir parçanın yüzeylerinin büyük çoğunluğu için aynı yüzey durumu istendiğinde bu yüzey durumuna uygun genel grafik sembolü parantez içine yerleştirilen diğer bilgilerin verilmediği bir esas sembolle belirtilir. Yani buradaki esas sembol bu parça üzerindeki işaretleri ifade etmektedir. Bu resmimizde de özel işlem görecek bir yüzey gösterilmiştir. Özel işlem görecek yüzey noktalı kalın çizgi ile gösterilir. İşaret üzerine uygun yere işlemin niteliği yazılır. Yani nedir bu? Taşlanmış, sertleştirilmiş olabilir. Özel işlemlerle ilgili ayrıntılar ise sembolik olarak belirtilir. Sertleştirilmiş ise sertlik derecesi RE ve yüzeydeki sertlik derinliği de SD gibi. Hemen alttaki resmi inceleyelim. Burada da
parça resminin karışmaması için yüzeylere kısaltılmış genel simgeler konulmuştur ve bunlar da resmin yanına açıklanmıştır. Bu resimde de üzerinde yüzey işleme işaretleri konulmuş olan bir yapım resmi gösterilmiştir. Şimdi bu resmi inceleyelim. Bir numarayla gösterilen kısım parantezin dışına yazılmıştır. Ve RA 1.6 pürüzlük değerini ifade etmektedir. Burası resimde gösterilen yüzeylerin dışındaki diğer yüzeylerin 1.6 kalitesinde işleneceğini ifade eder. Hemen 2 numarada parantez içinde yazılan kısımdır. Bu da resim üzerinde gösterilen işaretleri bize anlatmaktadır. 3 numarada bakın bu yüzeyde işlem sonrası dairesel izler oluşmalıdır anlamı çıkmaktadır. Ve çünkü orada C harfi vardır. Bunu daha önceki konularımızda işlemiştik. 4 numara burası da bu yüzeyin 6.3 kalitesinde işleneceğini anlatmaktadır. 5 numara bu yüzey 0.8 kalitesinde taşlanarak işlenecek anlamı vardır. Ve hemen bu 5 numaranın konulduğu kısımda altta bakın kesik çizgilerle gösterilmiş 6 numaraya bakın. Bu yüzeylerinde sertleştirileceği anlamı çıkmaktadır. 7 numarada da RA 3.2 pürüzlük değerleri verilmiştir ve bu yüzeylerinde 3.2 kalitesinde işleneceğini bize anlatmak istemiştir. 8 numarada da alt tarafta bakın gösterilmiş. Burası sertleştirme işlemi yapılacak yüzeyle ilgili bir ayrıntıyı bize vermiştir. Bu şekil kesit alınmış ve iki deliği olan bir şekildir. Şekilde 1 ve 2 numarayla gösterilen yerler referans yüzey işaretleridir. 1 numara A ve 2 numarada B olmak üzere 2 tane referans yüzey verilmiştir. 1 numaralı A referansı 80 mm olan taban yüzeydir ve 2 numaralı B referansı da 10 mm olan delik ölçüsünün tam ölçü oku hizasına verilmiştir. Bu tam ölçü oku hizasına verildiği için referans yüzeyi 10 mm olan küçük deliğin eksenidir. 5 ve 6 numarada da görüldüğü gibi aynı hat üzerine birden fazla tolerans verilebilmektedir. 6 numarada A referansına göre 30 mm çaplı deliğin ekseninin 0,02 mm'lik diklik toleransı vardır. 5 numarada ise B referansına göre 30 mm çaplı deliğin ekseninin 0,01 mm paralellik toleransı vardır. 4 numarada ise 50 mm olan yüzey A referans yüzeyine 0,01 mm paralellik toleransı gösterilmiştir. 3 numarada da 3 numaralı parçanın 50 mm olan üst kısmının 0,025 mm'lik de düzlemsellik toleransı olduğu şekilde görülmektedir. Şimdi de bu şekilde görülen resmimizi okumaya çalışalım. Bu resimde 1 numarayla gösterilen kısım A referansıdır ve bu bir dik yüzey referansıdır. 2 numarayla gösterilen kısım da tolerans çerçevesidir ve bu tolerans çerçevesi ölçülendirme çizgisi üzerine konulmuştur. Bu yüzden 15 mm ölçüsünün hem sağ hem de sol tarafını ifade etmektedir. Buradaki çerçeve içindeki toleransı okursak A referansına göre 0,01 mm paralellik toleransı vardır demektir. Şimdi de 3 numaralı kısmı inceleyelim. Buradaki 3 numaralı yüzey A referansına göre dik bir yüzeydir. Çünkü orada diklik işareti var. O da 0,05 mm'lik bir diklik toleransına sahiptir. 4 numaralı kısmı inceleyelim. Buradaki yine A referansına göre dik bir yüzeydir. Şekilden anlaşılıyor. Orada da yine 0,05 mm'lik diklik toleransı olduğu gözükmektedir. Üretilecek parçalara uygulanacak özel işlemler. Parçaya uygulanacak ısıl işlem, yüzey sertleştirme, boyama, kaplama, vernikleme ve benzeri özel işlem varsa
Bunlar TS 2040, EN ISO 1302'deki açıklama ve kurallara uygun olarak belirtilmelidir. Yapım resimlerinde yazı alanı antet. Antet yaz alanı demektir. Teknik resimlerin idari ve teknik yönden tanıtılması ve pratik olarak kullanılabilmesi amacıyla yeterli bilgileri taşıyan en az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olan dikdörtgen biçiminde bir çizelgedir. Çizmiş olduğumuz resim üzerine veremeyeceğimiz bazı bilgileri antetler üzerinde gösteririz. Bu bilgiler kurumun adı, resim numarası, parçanın adı, ölçek, resimden sorumlu kişinin adı, imza ve tarihler, parçadan kaç adet üretileceği ve hangi malzemeden yapılacağı gibi bilgiler bu antette yazmaktadır. Antetler parçanın bağımsız veya bir komple resim birleştirmesiyle oluşan montaj resmi içinde bulunmasına ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına göre değişik şekillerde olabilmektedir. Montaj ve imalat resimleri için çizilen antetlerde bazı kurallara uymamız gerekmektedir. Bu kurallar şunlardır. Çizilen yazı alanları Türk standartları EN ISO 7200'e uygun olmalıdır. Antet daima resim kağıdının sağ alt kısmında olur ve çerçeve çizgisine bitişik olarak çizilir. Çerçeve ve düşey çizgileri kalın 0,5 mm, ara yatay çizgiler ise ince 0,25 mm çizilmelidir. Yazı yükseklikleri standartlara uygun olmalıdır. Bunlar da TS 10841 ile EN ISO 3098-2'de verilmiştir. Anteti oluştururken çevre çizgiler ve düşey çizgilerin çizgi kalınlığı 0,5 mm olacaktır. Yatay çizgiler ise 0,25 mm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ölçek, sayı, işin adı, kurum adı, resim numarası kısımları 5 mm yazı yüksekliğinde yazılır. Diğer kısımlar ise 3 mm yazı yüksekliğinde yazılmalıdır. Parça listesini oluştururken de yazı yükseklikleri 2,5 ile 3,5 mm arasında seçilmelidir. Uzun isimlerde yazı yüksekliği düşürülebilir. Parça listesi başlığın hemen üstüne yerleştirilir. Başlıkta olduğu gibi yatay çizgiler 0,25 mm, düşey çizgiler ise 0,5 mm kalınlığında çizilmelidir. Burada önemli bir açıklama yapalım. Antetleri doldururken yazıların içinde bulunduğu kutuyu tam ortalayacak şekilde yazmalıyız. Şimdi de Türk standartları TS tarafından tavsiye edilmiş bazı antet örneklerini inceleyelim. Bu üstte görülen antet bir başlık antetidir. Buna genel bilgilendirme anteti de denilmektedir. Bu antet üzerinde çizen kişinin adı, kontrol eden kişinin adı, tarih, imza, sayısı, resim numarası, kurum veya firmanın adı, ölçek ve iş parçasının adı yazılmaktadır. Hemen alttaki anteti incelersek bu da bir tek parça antetidir. Ve burada da parçanın gereceği, ölçeği, sayısı, adı, parçanın adı, çizen ve resim numarası yazılmaktadır. Bu şeklimizde de tek parça anteti görülmektedir. Şimdi tek parça antetinin ölçü ve özelliklerini inceleyelim. Yapım resmi tek parça halinde çizildiğinde, komple parça resimleri halinde yani toplu şekilde çizilmediğinde bu antet resimlere eklenmektedir. Bu antetteki yazı alanındaki kısımları doldururken bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Bu hususlar şunlardır. Sayı yazan kısımda parçanın montajda kaç adet kullanılacağı yazılmalıdır. Montaj antetindeki sayı ile bu aynı olmalıdır. Malzeme gereç kısmı. Burası da parçanın yapılacağı malzemenin sembolü yazılmalıdır buraya. Ölçek yazan kısımda da parçanın çiziminde kullanılan
ölçek yazılmalıdır. Eğer resimde birden fazla ölçek kullanılmışsa hepsi bu kısımda belirtilmelidir. Resim numarası yazan kısımda da montaj resmine bağlı olarak bu resim numarası yazılmalıdır. Adı yazan kısma da parçanın adı geniş kısma büyük harflerle yazılmalıdır. Buradaki üst resimde de parça listesi anteti yani montaj anteti gözükmektedir. Bu montaj antetini şöyle bir incelersek sayı buradaki parça sayısını ifade etmektedir. Adı parçanın adı, montajdaki numarası, resim numarası, ondan sonra yapıldığı malzeme yani gereci ve kaba ölçüsü buraya işlenmektedir. Hemen alttaki antet de ödev antetidir. Burada da yine çizen kişinin ismi, sınıf ve numarası, tarih, kontrol, ölçek, konu ve resim ve ödev numarası gibi kısımlar burada görülmektedir. Bu şeklimizde de tolerans anteti görülmektedir. Bu tolerans antetine parça üzerinde yer alan geçmelerin ölçüleri, bu geçmelere ait toleransların işaretleri ve sapma değerleri yazılmaktadır. Şimdi de bu şekildeki antetleri inceleyelim. Bu şekil sıkma flanşına ait bir yapım resmidir. Burada bu şeklin altında bir tek parça anteti ve bu yapım resmine ait tolerans çizelgesi yani tolerans anteti görülmektedir. Bunu incelersek gereç bu tek parça antetinin de yazılmış gereci çelik 60 sayı olarak 1 tane ölçek 1 bölü 1 ölçeğinde yapılmış parçanın adına sıkma flanşı olarak yazılmış çizen kişinin ismi yazılmış ve bunun resim numarası da buraya eklenmiştir. Hemen tolerans çizelgesini inceleyelim üstünde bunun. Burada demiş ki çapı 30 olan kısım yani delik kısmın işareti H7 diyor. Büyük H7 ve bunun sapma değerleri de demiş ki 30.025 ile 30 milimetre arasında olacaktır. Hemen çap 16 olan kısmı inceleyelim. Burada çap 16 olan kısımda bunun da buradaki deliğin işareti büyük H7. Bunun da sapma değerleri 16.018 ile 16 milimetre arasında olacak demektir. Geliştirilmiş antet. Bazı firmalar verilmesi gereken bilgilerin daha fazla olması gerektiğine inanarak parça yapım antetlerini geliştirmişlerdir. Parçaların komple montaj resimleri çizilse bile aynı anteti kullanmayı daha uygun bulmaktadırlar. Şekil B'de böyle bir antet örneği görülmektedir. Bu görülen antette iz düşüm sembolü, ağırlık, kaba ölçü, forma sayıları, resim değişiklikleri, parça üzerindeki değişiklikler, bazı bilgilerin yani nedir bunlar tolerans, yüzey kalitesi gibi bilgilerin yazıldığı alan gibi ek bilgiler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde yapım resimlerini anlattığımız ikinci dersimizi de sonlandırmış bulunmaktayız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.